STV ekranlarından herkese merhaba. Yazı İşleri programında bugün Es Grup Genel Koordinatörü Ali Baş'la birlikte eski bakan İbrahim Yaşar Dedele'yi ağırlıyoruz. Sayın Dedelek'le birlikte bugün Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemini, parlamentoyu, ülke ekonomisini ve ittifakları konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Bakanım, nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok sert bir giriş yapmak istemiyorum. Çok uzun süre bir siyasi deneyiminiz olmuş. 19, 20 ve 21. dönem milletvekili yapmışsınız. 53. hükümet döneminde devlet bakanı görevinde bulunmuşsunuz. Eski parlamento sistemiyle bugünkü sistemi karşılaştırdığımız zaman bize biraz deneyimlerinizden bahsederek şu anki iklimi tarif edebilir misiniz? Tabii ki. Bu 19, 20, 21. dönemde halkın oylarıyla Eskişehir'den meclise girdik. O tarihlerde her ilin temsilcisi olarak ama A partisinden, ama B partisinden, ama diğer bir başka partiden milletvekilleri geldi. En güzel tarafı meclisin denetleme, hükümeti denetleme yetkisi vardı. Yani her ne kadar bakanlar kurulunda kişiler seçilse bile kendi milletvekillerinin içinden seçiliyordu. Hangi parti iktidarsa, hangi parti ittifaktaysa onların milletvekilleri bakan olarak ve mecliste güven oyu olarak seçilip gidiyordu. Şimdi parlamenter sistemde itimat edin, sabahleyin saat 6-6.30'dan derdi olan, işi evet. olan vatandaşın aradığı gibi gece saat 1-2'lerde çok uykumuzdan uyanarak vatandaşın işini görmeye çalışmışızdır. Yani bu kutsal bir görevdir. Şahsen ben bunu çok zevkle yaptım. Bunu zaten Eskişehir halkı hala abisi, büyüğü gibi beni değerlendirebiliyorsa ağırlıklı olarak diyelim. Ama bunun da en büyük sebebi geçmişte hiçbir siyasi düşüncesi her kim olursa olsun ister soldan ister sağdan, ister mütedeyyinden ister milliyetçiden bunların her birinin işini, haklı işini, yasal işini ben görmeye çalıştım. Yani bunun aksini kimse de söyleyemez. Şimdi bunun gereği neydi? Siz parlamentoda başarılı görev yaparsanız, ilinize gerek yatırımları taşıyabilirseniz, vatandaşınızın gönlünü hoş tutarsanız, onlarla ilgili olursanız o zaman tekrar seçilme şansınız artar. Ve seçildikten sonra da tekrar daha yükselme imkanınız doğar. İşte parlamenter sistemin önce şeysi halktan aldığını halka vermektir özet itibarıyla. Yani biz halktan ne alıyoruz? Oy alıyoruz. Halka ne vereceksiniz? Hizmet. Köylüye yol, köylüye su, esnafa işlerin açılması, yeni iş o şeyleri, sanayiciye organize sanayiler kurmak. Bunların her birisi inanın tamamen demokratik parlamenter sistemde muhtelif siyasi partilerin sayesinde elde edilmiş bunların her biri yatırımlardır. Evet. Şimdi bakıyoruz şu anda milletvekilleri keyifsiz. Hatta en fazlası bugün iktidar partisinin pandemiye bağlanıyor, ekonomiye dış güçler deniyor, iç güçler onları ben bir yere koyuyorum. Ama esasen başarısızlıkların en büyük nedeni milletvekilleri isteksiz. Şimdi düşünün ki Ali Bey dışarıdan atamalı bakan. Artık başkanlık sisteminde olay bu. Evet. Tek başkan tek atama yapıyor. Efendim kendisini A bakanlığına getirdik. Ve Ali Bey zaten Cumhurbaşkanı sayesinde bu mevkiye sahip olmuş. Hele bir de özellikle bunlar özel okul sahibi, özel bilmem ne sahibi, şu sahibi ise zaten kendisi devlet işine veya kendi işinden başka kimsenin işine bakmaz. Açık ve net konuşuyorum. Yani bir daha geleceğe korkusu yoktur. Bakan bir sefer oluyor sistemde. Yarın değiştiği zaman işte değişiyor gidiyor. Dolayısıyla milletvekillerini sıraya koyup da bölgesine yatırım yapmak için önce o görevi bana kim verdiyse ona sorarım demek mecburiyetindedir.
İşte buyurun, başkanlık sisteminin çatlaması bugün yeniden demokratik parlamenter sisteme dönüş istemesinin, ki bugün yapılan araştırmalarda halkın %70-80'i bunu istiyor. Neden istiyor? Gideceği kapı yok. Evet. Şimdi örnek veriyorum. Eskişehir büyükşehir olması kolay bir hadise değil. Anılarla girsek işin içerisine, evet, sürenizi de doldururuz ama anılarınızı söylesem, Eskişehir büyükşehir statüsüne girmesi için 400 bin nüfusu vardı. Hak etmemiştik. Yani hak etmemişti. 500 bine efendime söyleyeyim ancak büyükşehir oluyordu. Bunu bize Hüsamettin Cindoruk söyledi. Demirel'i de arası açıktı, evet, birazcık kendilerinin. Dedi ki ya böyle böyle çocuklar, ben milletvekiliyim, Fevzi Yalçın, rahmetli Demir Berberoğlu da, evet, il başkanımız. Çocuklar dedi ya Eskişehir dedi dışında kalmış büyükşehir statüsünün. Efendim biliyoruz dedik ama dedi isterse alabilir dedi Başbakan Demirel. Evet. Ve biz atladık Demirel'e gittik. Hüsamettin Bey dedi ki sizin arkadaşınız, siz söyleyin efendim. Efendim dedi, şimdi siz gidin milletvekilisiniz. O da milletvekili ama bize yordu. Gittik, bunu özellikle anlatıyorum. Evet. Sayın Demirel sabahleyin bizi karşıladı. Hoş geldiniz Eskişehirliler falan, onun güzel konuşmasıyla. Karnınız aç mı dedi, kahvaltı yapın. Efendim o işi yaptık dedik. Durduk. Şikayetiniz nedir dedi. Efendim şikayetimiz değil, maruzatımız var. Eskişehir'imizi büyükşehir görmek istiyoruz. Eskişehir'de çok zor durumda kalırız. Eskişehir basını, hakikaten söylüyorum burada değil, çok güçlü basın vardır. Eskişehir'in bütün sorunlarını yakinen takip eder, siyaseten değil. Dedi ki vallahi Eskişehir'e biz giremeyiz. Ha bizim girmemiz önemli değil. Bir dönem milletvekili yaparız ama partimizin geçmişten gelen, AP'den gelen gücü bugün Eskişehir'de yok olabilirdi. Demirel durdu falan. İsmet'i bağlayın dedi. İsmet dedi, nur içinde yatsın. İsmet Sezgin, evet, İçişleri Bakanımız. İsmet dedi, Eskişehir'in dedi nüfusu kaçtır dedi. 415 mi dedi, evet, 418 mi ne? İyi hatırlıyorum, küsuratlı. Kardeşim dedi, 10 yıldır zaten dedi nüfus sayımı yok. 500 diyelim oraya, yapalım dedi. Şimdi bunu kim halletti? Ben hallettim demiyorum. İl başkanım. Öbür milletvekili arkadaşım İbrahim Dederek, bize bu bilgiyi veren Hüsamettin Cindor gitmese bile, neticede şunu demek istiyor. İşte parlamenter sistemin sayesinde büyükşehir. Hele ben Tansu Çiller döneminde çok çok daha iyi bir seviyedeydim. İkinci adam konumunda Eskişehir Spor'undan tutun da efendime söyleyeyim 3. iktidar 2'ye 2'den 1'e köylere namütenayi asfalt götürmeyi falan o dönemlerde ben başardım. Şunu soracağım şimdi, araya gireceğim. Şimdi o dönemle ilgili siz tabii işin hem iki tarafındasınız. Şunu soracağım. Hem grup başkan vekili de yaptınız. Bakanlık yaparken tabii bu köy hizmetleri gibi önemli bir kurumunda, evet, size bağlı. O zaman sizi arayan bütün milletvekilleri arıyor muydu? Hepsinin isteklerini yerine getiriyor muydunuz? Bir bu tarafı var. Bir de diğer taraf, grup başkan vekilisiniz. Şu bakanlara falan neler sıkıştırıyorsunuz, ne söylüyordunuz Eskişehir'le ilgili? Şimdi o çok enteresan. Ben bakanlık yaptım, genel, evet, başkan yardımcılığı yaptım. Ama, evet, grup başkan vekili kadar, evet, hem güç hem de avantajlı bir makam yoktur. Evet. Şimdi milletvekilleri belki başbakana ulaşamayabilirler. Evet. Bir de koalisyon şartlarında, yani Ecevit, Sayın Ecevit, Başbakan, Mesut Bey yardımcısı, Devlet Bey. Ama biz grup başkan vekili olduğu için, evet, onlara daha yakın teması yapabilme imkanı ve şansına sahiptik. Evet. Dolayısıyla milletvekillerinin işini, çok bakanlığın işini grup başkan vekiliyken gördüğüm gibi Eskişehir'in, evet, işlerini de grup başkan vekiliyken gördüm. Evet. Bunun bir avantajı işte parlamenter sistem oluyor. Şunu soracağım hemen. Şimdi eskiden iki diyorlar ya arkadaş, bu koalisyonlardan bıktık. Onun için bu iyi değil. Gerçekten kötü müydü? Siz tabii koalisyon hükümetlerinde görev yaptınız sürekli. Şimdi size ben bir şey. Bir yasa çıkacak. Evet. Diyelim ki şimdi bu yaklaşık olarak asgari ücret falan tartışılıyor. Evet. Bülent Ecevit Türkiye'de ilk defa, hı hı, işçiye haklarını veren bir başbakan geçmişte. Evet. En büyük hakları. Tamam, Demirel de verdi. Kademe kademe. Ama İlk baştan bu işin ateşini yakan kişi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu tarafta Liberal Parti, ANAP, evet, iş adamları saflarında, evet, ağırlıklı diyelim olmasa bile halka şey diyor. Öbür taraf köy kentli, evet, bir taraf şehir kentli, şehir soylu, soylu, evet, denir ya. Burada biz o yasayı çıkartırken hem iş çevrelerinin, evet, hem de işçinin haklarını ortalayarak yapardık. Hı. Şimdi bırakınız hepsini. Bir Necmettin Erbakan
Beraber geldi Tansu Çiller falan, bir hükümet oldular bir ara. Evet. %70-80 oranında çok düşmüştü. Müthiş bir memura, işçiye para verdi. Şimdi evet, yani şimdi bunu nasıl inkar edebiliriz? Ama bakın bugün Türkiye'de Bayeden para al, Bimlenmeden para, Katar'dan al, ona şunu ver, buna bunu ver. Geçici olarak biz hastayı yerinde ancak yaşatmaya çalışıyoruz. Ölümcül noktaya girmişiz, yaşatmaya çalışıyoruz. Şimdi onu bir yana koyalım. Dediğim gibi yani parlamenter sistemin en büyük özelliği koalisyonlarda başarısızlık değil. Peki tek başına iktidar oldukta 128 milyarı ben mi kaybettim? Merkez Bankası tarafsız, bağımsız bir kuruluşu ben mi kitledim? Efendim, sayılacak olaylara girmiyorum, siyasete girmemek lazım. Ancak evet, yani bugün eğer kalkıp da düne kadar FETÖ olayını körükleyen Birleşik Arap Emirlikleri'ni bugün ayağına gidip de şefaat ediyorsak ben üzülüyorum. Yıllarımı vermiş, 12 yılımı parlamentoda verdiğim gibi. Ben 27 Mayıs'ta 7 yaşındayken babam benim Demokrat Parti milletvekili. Evet. Biz onun hapsini de gördük, Yassıadası'nı da gördük, Kayseri cezaevini de gördük. O nedenle biz bu hadiseleri yaşayarak halktan hiç kopmadık. Evet. Dolayısıyla bakıyorum o dönemlerde bizim yaptıklarımız çok daha, en azından iki köprüyü devlet bütçesiyle yaptık. Devletin parasıyla yaptık. Başka bir şey demiyorum yani burada. Evet. Sanıyorum daha sorularınız olabilir. Şimdi bu konuşuluyor da, sizce halktan kopukluk var mı şu anki hükümetle? Şeyde mi yani, iktidarın mı halktan? Evet. Evet. Valla şöyle söyleyeyim. Şimdi kopukluk hadisesinden ziyade halkın, ben böyle televizyonlara çıktığım zaman özgür hissediyorum kendimi. Düşünebiliyor musunuz? Bizim iktidar olduğumuz dönemde nasıl eleştirilirdik? Televizyonlara Kamer Genç, beni de alırlardı. Evet. İbrahim Dedelev, şu bu rahmetli Kamer Genç. Kamer Genç bizim hepimizi perişan ederdi, muhalefet. Ama biz Kamer'le arkadaştık. Evet. Kamer'in doğruları vardı. Hı hı. Doğrularını getiriyorduk. Biz sayın genel başkanlar, ama Tansu Çiller, evet, ama Mesut Yılmaz'a izah ediyordu. Efendim, bu adam haklı. Bu adam temiz bir adam, bu adam dürüst bir adam, bir şey beklemiyor. Onun gibi nice milletvekilleri sayesinde bunlara iletebiliyorduk. Yani dediğim gibi kopukluk hadisesi falan yoktu yani, anlatabiliyor muyum? Siyasi nezaket nasıldı, onu soracağım. Yani şimdikiyle kıyaslarsak. Şöyle söyleyeyim. Bizim yani İşçi Sendikaları Başkanı, bir anlatayım. Bayram Meral. CHP'li, yok. Evet. Hayır, bizim Sakaryalı, Kocaeli'li. Evet. Bir an Atalay diyecektim. O da var. Ya bu evet, sendikacıydı. Çok iyi arkadaşım. Ha, bizim Cevdet Selvi'yim diyorsunuz. Cevdet Bey'le biz çok enteresan aynı kaderi paylaştık. Evet. O CHP'nin sözcüsü. Evet. Ben de ilk genel başkan yardımcısıyım. Zaman zaman basın toplantısına evet, çıkıyorum. Ben DHP'nin sözcüsüyüm. Bakın iddia ediyorum, tamam, o tarihte özelleştirmeyi savunuyoruz biz. Daha doğrusu evet, liberal bir yapımızdan dolayı bazı evet, işlemeyen devlet fabrikalarının özelleştirmesini istiyoruz. Fakat Cevdet Selvi de işçi sendikalarında başkanlık yapmış evet, adam, karakor mücadele veren evet, işini bilen birisi. Cevdet Selvi ile biz tartışıyor gibi gözüküyorduk ama hiçbir zaman için ağır laflar, terbiye dışı lafları hiç etmedik birbirimize. Evet. Akşam olduğu zaman da bir restoranda oturduk, birbirimizi iknaya çalıştık. Bakınız, iş bitmiyor. Oturup da bilmem ne masalarında içmek değil. Oturup evet, biz orada sen mi haklısın, ben mi haklı? Ama şu şöyle, bu böyle daha etraflı görüşüyorduk. Ve hatta bir gün Cevdet Selvi'ye bir sataşma yapmış AK Parti'nin yeni kurulduğunda. Biraz evet, şımarmışlardı o zaman, yeni böyle heves. Cevdet Selvi, o günkü ismini vermiyorum, böyle ilçe başkanı mıydı neydi birisine, ben davula vurdum dümberekten ses geldi diye bir şey söylemişti. Biz minnet ve şükranla yad ediyorum arkadaşıma, Allah uzun ömürler versin. Sanıyorum o da benimle aynı doğumlu, 71 yaşa da girdik biz şu anda. Ama şunu söylemekte yarar görüyorum, hiçbir zaman için dostluğumuz bozulmadı. Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyorum. Ben İYİ Parti Meral Hanım'ı zaten siyasete sokan kişiyim. Tansu Çiller dönüyor. Evet. İlk belediye başkanlığı ünvanı veya adaylığı yaparak. Bunların, yani şu anda benim taraf olduğum hadise, Türkiye çok sıkıntıda.
Bugün artık kendileri de bunu çok iyi biliyorlar ama Kurtuluş'un çaresi biraz imkansız olduğu için burada bizim belki daha ilerleyen evet, safhalarda evet. sorularımız olabilir bu noktalar ama şöyle şuraya gelelim. İttifakları evet. çok özel hemen iki kelime ittifakların zararından kimse bahsetmesin. İttifakları hatta bugün Türkiye'nin durumu keşke milli hükümet kursak da içinde diğer partilerde olsa anlatabiliyor muyum? Evet. Efendim şu şu olmuş bu olmuş kardeşim. Milletin oyunu olan partiye ben kalkıp da bir noktadan sonra devre dışı bırakamam. Kim olursa olsun kimi kastediyorlarsa. O nedenle ben yani şu anda Türkiye'nin bir noktaya, bunu Meral Akşener topladı, bir masaya gelelim dedi, ekonomiyi konuşalım bunu dediğini evet. geçen sene konuştu ama ne gelen ne giden, bugün Türkiye'nin kurtuluşu dış dünyaya karşı bir birlik olma hareketidir. Bu birlik olma hareketinde artık yapamıyorsa başarısız olan taraf, kardeşim adamlarını sokarlar, ekonomistlerini getirirler. Çok ciddi ekonomistlerimiz vardır Türkiye'de evet. bu işleri bilen. Onlarla beraber Türkiye'nin kurtuluşu müşterek olarak oynanır. Geleyim ona, Millet İttifakı'nın sadece iktidar ele geçirmek olarak değerlendirmiyorum. O maksatla da yanında yer almıyorum. Hı. Benim amacım Millet İttifakı'nın iyi niyetlerini, söylediklerinin çok daha geçerliliğini ve ekonomiyi de iyi bir takım ekonomistlerle ve devletin tekrar fabrika ayarlarına dönmesini sağlayacakları düşüncesiyle destek veriyorum. Evet. Şimdi şuna gelmek istiyorum ben. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde konuştuk. Şimdi bir muhalefetin ya da ittifakın, Millet İttifakı'nın çeşitli isimler geçiyor. İşte diyorlar ki en çok geçen isim Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, belediye başkanları geçiyor ve daha çok işte İlhan Kesici, birkaç siyasetçi daha geçiyor. Siz mesela nasıl bakıyorsunuz bu isimlere? Yani nasıl birisi olmalı? O zaman müsaade ederseniz belki zamanı sığdıracağız ama ben iki cumhurbaşkanı seçilmesini evet. Yüce Meclis'te görebilirim. Önce oradan başlayalım evet. Evet, oradan bir hani gelişatı tarihsel yakın tarihte. Hem Sayın Demirel hem Ahmet Necdet Sezer. Ahmet Necdet Sezer evet. Cumhurbaşkanımızın. Efendim Sayın Demirel seçildikten sonra rahmet Özal hayattaydı. Evet. Demirel gerçekten yetkiyi aldı. Hükümeti beraber kurdular Cumhuriyet Halk Partisi ile biliyorsunuz ilk kurulan evet. ve tarihi bir olaydı. İlk defa AP, Demokrat Parti, CHP kavgalı evet. ikilemlerinden sonra Adalet Partisi CHP ayrışmasından evet. sonra ilk defa Erdal İnönü ile Süleyman Demirel evet. Türkiye'de olmazı başardılar ve o günün kavgasından uzak evet. muhteşem bir yakınlaşmayı millet de rahat etti, huzur buldu. Herkes birbirine sarılabildi. Şimdi çok ilginçtir. Sıra geldi Cumhurbaşkanı'na. Merhum Özal rahmetli oldu. Kendisini minnetle yad ediyoruz. Enteresan onun da bir takım Türkiye kalkınmasında önemi vardır. Tabii ki Süleyman Demirel ana partisi oluyor şeyin ondan sonra. Evet. Cumhurbaşkanlığı niyetini bize geldi açtı. Yani bakın çok demokrattık. Ben oldum bitti. Yok öyle bir dünya. Evet. Önce abi dedikleri bizim abilerimizden sonra bir grup yaptı. Böyle bir düşüncesini herkes açık açık söylesin kardeşim. Açık açık. Bırakayım mı gideyim mi? Siz buna devam edebilir misiniz? Bakın adam. Partiyi de bırakıyor yani. Ben idare edeceğim demiyor tek başına. Siz idare evet. edebilir misiniz diyor. Sonrasında oluyor. Bu cümleleri bakın yaşaymış kişi olarak. Biz dedik efendim sizin geçtiğiniz sıkıntılardan, demokrasiye yaptığınız mücadeleler sonra hak ettiğiniz bir makam mevkidir. Ancak dedi bitmez işimiz. Önce bizi kabul ettirdi. Meclisin kabul etmesi lazım ağırlıklı dedi. Evet. Ve mecliste o tarihte HDP'liler girmiş. Evet. HDP'liler var. Cumhuriyet Halk Partisi, Erdal'ın önü evet. ve şeyinde. Efendime söyleyeyim, Milli Selamet, o günkü evet. adı çok isim değiştirir Saadet'in. Onlar var. Ondan sonra ve MHP Birleşmiş İttifak'tan girdi. Bütün bunların her birisine Demirel temas ederek, olurlarını alarak alkışlarla Cumhurbaşkanı seçtik. Evet. Ve seçildiği andan itibaren Süleyman Demirel'in konutu, Cumhurbaşkanlığı konutu asla siyasi partiler değil. Hatta hiç unutmam, biz genciz ve babanın elini öpüyorduk. Evet. Bir iftar yemeğine çağırdı. Önce papyonunu takmış Cumhuriyet insanı. Hepimiz elini öpmeye eğildiğimizde elimizi sıktı. Hadi artık buraya kadar babalık. Yollar ayak. Cumhurbaşkanı çünkü. Evet. Cumhurbaşkanı el ayak öptürmez. Evet.
herkesi okşar, herkes ama onu bir manevi yönden yapar. Bakınız bu cümlemi özellikle şey diyorum. Şimdi gidip de ben işte oğlumu şey ederim, bilmem mi ona veririm falan, böyle bir takım anlayış yoktu. Yaratan siyasidir. Yaratmayan da siyasidir yine. Evet. Sayın Demirel'in bu şeyleriyle sonradan çok ilginçtir. Sayın şeyin Tansu Çiller'in başbakanlığı, evet, yaşadık. O da yine ittifaklara devam etti. Evet. Ondan sonra yani Baykal'la falan öyle enteresan bir diyalogumuz oldu ki biz gidiyorduk bir bakana, efendime söyleyeyim, emin olun her Erdal'ın anıyı burada minnetle yad etmek isterim. Dünyanın en beyefendi insanı. Bir sabahleyin İstanbul'a gidiyorum Ankara'dan. Yine böyle bir programa çıkacağım, televizyon programına. Sabahın ilk uçaklarından biri vallahi, saat 7.30-8 mi ne. Neyse, Erdal Bey gitmiş biletini onaylatmaya çalışıyor, rezerv ettiriyor. Efendim dediğiniz, benim de yanımda bir arkadaşım var yani, koruma falan yok o zaman. Ben de milletvekiliyim, genel başkanımsıyım. Neyse, lütfen dedik, siz ne olur içeri geçin. Olmaz çocuklar, işte yapıyorum ben de falan. Ya yanında, yemin ediyorum, korumasını kullanmıyor. Onun devlet vermiş. Adam yanında duruyor, Erdal Bey kendisi işini yapıyor. Şimdi bunların yanında... Evet. Bunların yanında, bunların tezgahında, dergahında yetişmiş bir kişi olarak ben bazı şeyleri kabullenemiyorum. Evet. Kabullenemiyorum. Çünkü neticede siyasilerin, biz gerçekten millet adına siyaset yapan kişilerle beraber olduk. Ha, hataları var mı? Olabilir. Evet. Herkesin hatası olur. Hatasız kul olmaz. Ahmet Necdet Sezer'in de şimdi şeyi vardı sanırım. Oraya geleyim. Bakın ya gerçekten beni böyle açıyorsunuz böyle. Ondan sonra saatlerce de konuşuruz ama yine kısa geçeyim. Evet. Şimdi efendim, o tarihlerde benim görevim grup başkan vekili oldum yıllar. Şimdi Bülent Ecevit yüksek tahsili yoktur, 4 yıllık eğitimi. Evet. Ama Robert Kolej mezunu. Türkiye'nin Amerikan eğitimi görmüş. Dili mükemmel, yurt dışında. Evet. Ya bırakın hepsini, Kıbrıs Fatihi. Evet. Var mı ötesi? Kıbrıs Fatihi, cesur adam. Turan Güneş'le beraber Harcıya Bakanı'yla Kıbrıs'a çıkartmayı yapmış bir kişi. Şimdi Sayın Bülent Ecevit'e biz düşüncelerimizde, oraya Devlet Bahçeli'de biz hükümetiz. Bülent Ecevit, DSP, MHP ve Anavatan Partisi. Devlet Bahçeli'de Allah var, Ecevit de iyi şey diyordu. Yani dedik ki bu iş haklı. Ecevit'in hakkı. En tecrübelisi o. Devlet Bey bir sefer ilk meclise girdiği. Mesut Bey girse bile daha yaşça genç. Sayın Ecevit'i Cumhurbaşkanı noktasında dedik ki peki kanun 4 yıllık eğitim diyor. Evet. Yani hiçbirimiz 4 yıllık açık öğretimi tenezzül etmedik böyle diploma aldırmaya. Evet. Kendisinin cevabı üzerine diyemedik. Sayın Ecevit, grup başkan vekilleri her partinin toplandı, teşekkür ederim dedi hepinize dedi, beni layık gördüğünüz için, ancak ben kanunları çiğneyip de yasa değiştirtemem, liselilerden cumhurbaşkanı olur diyemem dedi. Evet. Şimdi, ona bütün partiler hemfikir miydi orada, yasayı değiştirecek miydi? Bir kere şey olarak biz hemfikirdik yani, üçlü koalisyon. Evet. Üçlü koalisyon Mesut Bey de istiyordu fakat şimdi Ecevit'in olmadığı yerde Devlet Bey yeni girmişti. Devlet Bey o zaman da yani pek sıcak bakmadı Mesut Bey'e. Bakmayınca Mesut Bey hemen geri çekti. Hemen Cumhurbaşkanı adayı aramaya başladık. Evet. Şimdi siyasi olmayan birini getirmeye çalıştık. Evet. Kaldı ki Cumhurbaşkanlığı'nın yetkileri bugünkü yetkilerin yanında devede kulak kalır. Evet. Düşündük dedik ki öyle bir insan getirelim ki anayasayı iyi bilen, anayasayı iyi işletecek bir kişi, Ahmet Necdet Sezer. Evet. Üçümüzün, üç siyasi partinin ittifakıyla Ahmet Necdet Sezer geldi. Bu anımı anlatırken de Sayın Ecevit'i bu asil davranışından ihtirasını yenebilen bir büyük insan olarak bir sefer daha minnetle yad ediyorum. Evet. Gelelim şimdi bugüne. Şimdiki sistem, tabii Cumhurbaşkanı'nın yetkileri çok. Dolayısıyla işte birçok isim konuşuluyor. Gelecek kişi nasıl olmalı? Yani hem diyorlar ki eski sisteme döneceğiz, parlamenter sisteme döneceğiz. Fakat güçlü, yani herkes de Sayın Ecevit gibi ihtirasını yenemeyebilir. Nasıl bir aday olmalı? Şimdi efendim şöyle söylemekte yarar görüyorum. Şu anda Millet İttifakı hep tartışılıyor. Televizyonlarda evet. iyisiyle kötüsüyle, özellikle yandaş basın. Yani artık her akşam
temcit pilavı gibi Kılıçdaroğlu'nu aşağı indir, yukarı bindir. Yani bunlar hiç şık ve hoş hadiseler değil. İşte Kılıçdaroğlu ne yaptı, hareketi nasıl oldu ve bunları tartışacağı yerde, ama aslında tartışırken hiç AKP'nin adayını tartışan yok. Cumhur İttifakı'nı ilk defa tek açıklayan var, o da Devlet Bahçeli. Evet. AK Parti'den açıklamadı. Evet. Devlet Bahçeli bu açıklamayı yaparken de belki şu anda ortada gezinen, çaresiz olarak MHP'ye yaklaşmakla HDP'yi kaybeden AK Parti'nin ortasında şöyle bana kaysın düşüncesiyle açıklama yaptı belki de. Siyasetçi. Aklı değilim ama ben de biraz okurum yani. Evet. Şimdi ama Tayyip Erdoğan çok iyi araştırma yaptırıyor. Şu anda ben oyunu telaffuz etmeyeyim ama oyunun ciddi anlamda düştüğünü zaten kendileri de kabul ediyorlar. Anketler açıklanıyor zaten. Yani kendileri bile 30'a kadar düştüğünü kabul ediyorlar. Ama netice itibariyle 30'la şu anda bir manevra yapılıyor. Yine tilki siyasetçilerden beraber onunla bulunduk aynı partide. Cemil Çiçek %30'u alan Cumhurbaşkanı olsun diyor. Olmaz öyle bir dünya. Orada da Devlet Bahçeli, iktidar ortağı değiliz ama ittifak ortağıyız diyerek 5+1'den vazgeçemeyiz dedi. Evet. Şimdi oralardan niye anlatıyorum? Burada şimdi bir taraftan bu tartışmayı tekrar Tayyip Erdoğan'ı seçtirebilir miyiz düşüncesiyle bir takım siyasetçiler bunu gündeme taşıdılar. Fakat başarısız oldular. Tek kelimeyle Devlet Bahçeli o işi yatıştırdı. Efendim şimdi toplumun yarıdan bir fazlasını olmayan %70'i dışarıda bırakacaksınız. %30'la Cumhurbaşkanı seçilecek. Nasıl seçecek Sayın Dedelek derseniz kolay. Sizi, onu, beni sokarlar aday. En fazla yine halkın belli bir kesimi çok fazla düşünmeyi sevmez. Belli bir yüzdesi. Tayyip Erdoğan yine yüksek ayı alıyor aralarında deyip pat diye onun sonucunda yani yine hüsran da olabilir ama Allah'tan ümit kesilmez diye bir söz vardır. Sanıyorum onlar da bu ümidi devam ettirebilme düşüncesiyle bunu ortaya attılar, tutmadı. Şimdi AKP'nin şu anda çatlamışlığı var. Bir tarafta Gelecek Partisi, bir tarafta Deva Partisi. Şimdi burada çok ilginç bir şey. Bunlar her birisi acaba düşünüyorum. Davutoğlu yaklaşmaz ama Deva Partisi birazcık sıcaklaşmaya başladı. Acaba beni de Sayın Devlet Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı aday gösterir mi diye. Şimdi şöyle bir politikaları var. Devlet Bahçeli merkez sağdan kuvvetli bir isim bulsalar, örneğin yani sakın zannetmeyin ki böyle bir şey ne kabul edilmiş. Mansur Yavaş gibi kişi, ya gel kardeşim senin ne işin var CHP'de, gel seni biz aday yapalım dese buna Tayyip Bey de razı olabilir. Evet. Çünkü şu anda kendine has bir %30'luk oyu almış zaten. %25-30'u temin etmiş. MHP'lisi, şusu, busu, halk, Ankaralı, adil, namuslu falan filan diye. Şimdi şunu demekle yarar görüyorum. Böyle bir adamı bulsalar hemen Tayyip Bey geri çekilecek ve Tayyip Bey milletvekili olma niyetiyle meclise girecek ve oradan bir koalisyonla yola devam edecek. Sistem değişecek tekrar. Tabii demokratik sisteme geliyor. Burada bu özveride bulunabilir. Bu kişiye ne denir? Ara cumhurbaşkanı. Evet. Benim bildiğim Mansur Yavaş gibi, İmamoğlu gibi kişiler ara cumhurbaşkanı olmaz. Bu bir. Yani o söylediğim yakaladıkları var. Konsept çok önemli bir şey yani. Birisi Ankara, birisi İstanbul. Önemli yani Osmanlı'nın başkenti, Bizans'ın başkenti yerde. Bu insan belediye başkanı. Oranın cumhurbaşkanı, her şeyi. Şimdi bunların belki niyetlerini heveslendirmek için basın, karşı taraf yani basın derken sizin gibi basın değil yani. Tabii yandaş basın. Evet. İttiriyor. Vay Mansur daha büyük, İmamoğlu olursa şu olur. İmamoğlu Kürtlerin oyunu çok alır, Mansur Bey MHP'nin oyunu alır. Bu düşüncelerle heyecan yaratarak Kemal Bey'i güçsüz bırakma gibi bir temayül var. Evet. Şimdi ilginç. Hakikaten de bu iki aday olduğu takdirde şimdi bir de realite var. Gerçekten en açık oyu alabilecek durumda olduğunu şu an için öyle görüyorum. Evet. Ama düşünün ki Kemal Bey bu 11 belediye başkanını daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önce Erdal Bey döneminde kazandığı belediyelerden sonra 11 büyükşehir belediyeyi kazandıran Kemal Kılıçdaroğlu.
Evet. Biraz ben bunu yayarak anlatıyorum ki daha Kemal net anlaşılsın. Kılıçdaroğlu. Şimdi düşünün ki Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da aradı Muharrem Bey'i yapacaktı. O istemedi. Cumhurbaşkanı oldu. Hevesini aldı. Kenara çekildi. Öyle bir isim buldu ki genç, hoş, fiziği düzgün, konuşması düzgün, aile hayatı düzgün. Evet. Bir adam. Zaten belediyede bilgisi var. Küçük belediye olsa İstanbul'da. Böyle bir insanı ben vallahi ilk koyduğumda ilk konuşmasında tabii daha heyecanlıydı. Acaba alabilir mi diyordum. Ve gerçekten o seçimde muhteşem bir çalışma oldu. Sadece kendi çalışması değil. Ben 15-16 Haziran'da gittim Meral Akşener'le beraber. Ben eski benim dava arkadaşlarıma okul dönemlerinden ben onları buldum Erbisi'ne. Yani eski MHP'lisi, şusu musu. Ya Fatih'te cemaatçiler oy verdiler. Evet, evet. Asfalt'ta Tayyip Erdoğan Binali aldı. Şimdi burada bir şeye geliyorum. İmamoğlu büyük bir şey yakaladı. Ama hemen başladılar ertesi gün. Cumhurbaşkanı'na niyetiniz var mı? Evet. Cevap ya, verdi buna yok dedi. Bismillah daha yeni adım attı. Önce bir İstanbul'u başaracak. Evet. Daha şurada seçileli 2-3 yıl. 3 bile dolmadı tam. Öbür tarafa vay Mansur Bey çok iyi. Hatta bazı solcular dediler ki komünizmi Ankara'ya getiren adam çok adil, çok adaletli. Onlar öyle diyorlar. Şimdi bu insanoğluyuz. Hepimize gaz verdiği zaman biz de yani uçmaya başlarız. Tayyip Bey'i iyi uçurdular çünkü. Aslında ben onu top oynadığı yıllardan tanırım. Abi falan diyen birisidir. Vallahi hiç böyle değildi yani. Şimdi inanıyor böyle. Kendisine iltifat eden uçmaya başladı. Uçuruyorlar kendisini. Ama tabii ki o da yani Türkiye'ye hizmet eder. Bir kişi orada duralım. Şimdi evet. Konumuza devam için. Şu anda ben de genel başkan olsam kalkıp da ellerimle imkan verip seçtirdiğim seçmelerine vesile olduğum kişileri de kalkıp da yarın Cumhurbaşkanı yapıp da ben ne olacağım dedirttirmem. Evet. 11 tane belediye, büyükşehir. Şimdi biz bir Yılmaz Hoca ile övünüyorduk böyle kavun içi bilmem ne veya turuncu arada mavi. Ne evet. Eskişehir. Yahu bu ayıbı kapatıyorduk biz Türkiye'de. Evet. Anlatabiliyor muyum açıkçası hocayla? Şimdi bir dolu hoca hep beraber maviler çoğaldı evet. Falan filan. Şimdi şurada o zaman o açıklamayı yapmasını ben çok uygun görüyorum. Kemal Bey ne dedi? Sizler bu işi önce bir yapın. Evet. Çünkü bu iş için daha zaten ve İmamoğlu'nun yaşı daha genç. Mansur Bey'in belki ileride belediye başkanlığı sonrası MHP'nin dağılan MHP'yi milliyetçi toplama gibi görevi de olabilir. Siyasete dönebilir. Veyahut da bir iki dönem yapar. Tarih yazar. İyi anılarla ayrılır. Şimdi burada kim olacak? Meral Hanım çok akıllı hareket etti. Evet. Meral Hanım şunu bak dedi ki burada birinci parti konumunda Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Bey var. Ve bir de popüler hale gelmiş İmamoğlu ve Mansur Yavaş var. Bunların arasında benim kalkıp geçen seferki gibi ki geçen sefer evet. Eğer çıkmasaydı daha kuvvetli bir merkez partinin ilk adımını atardı. Şu anda gecikmiş değil Meral Hanım. Son derece çalışkan, son derece koşuyor, bütünleşiyor ve kendisi yüzde yani ben şey için söylemiyorum bunu birkaç yerden orantılayarak %18'leri falan yakalamış vaziyette. Hmm. Belki daha üstüne çıkar aşağı inmez. Tabii siyasette hata yapılmazsa. Kemal Bey'in oyu öyle %25'lere yani ayıp bir şey ya bir tane şey 22 diyor Cumhuriyet Halk Partisi. Bu böyle bir ayıp olmaz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunun 27-28'e kadar yükseldiği kanaatindeyim. İkisinin ortalaması ne oluyor? 40'ı biraz da geçiyor. Şimdi efendim burada gelelim enteresan konuya yani aça gidiyoruz. Küçük partiler dediğimiz Demokrat Parti çok samimi bir lideri var. Gültekin Bey. O fem Kemal Bey çok akıllı bir insan. Onların oylarıyla beraber diyelim ki en kötü %42-45 arasına geldi. Evet. Karşı taraf kaç alacak? Alamıyor ki onu. Evet. Neden? Çünkü burada ortada bir Güneydoğu oyları var. Hiç inkar etmeyelim. MHP Meral Hanım'ı sıkıştırıyor. Neren milliyetçi HDP'li? Ya kardeşim Meral Hanım HDP'nin veyahut da PKK'nın yanında değil ki. Ama 6 milyon Kürt vatandaşımızın oylarına da herkes talip oldu. Tayyip Bey olmadı mı talip? Evet. Onların çok oyuyla geldi. Tayyip Bey beraber oturup da sınır boyundan PKK'lıları Türkiye davuzuna karşılamadı mı? Oslo'ya gitmedi mi? Demek ki o da art niyetli belki değildi. O da uzlaşma kültürü çerçevesinde bunlarla
işi halletmeye çalışıyordu. Efendim burada 6 milyon oy alıyorsa 6 milyon benim vatandaşımdır. Meral Hanım da taliptir, Kemal Bey de taliptir. Ha HDP olarak zaten girmiyor, ittifakın içinde yok. Evet. Şimdi bu durumda ne hikmetse Kemal Bey'i ve öyle bir şey diyorlar ki tamamen terör örgütüyle iç içe gibi. Meral Hanım bir taraftan şey diyor ve Meral Hanım güzel bir çıkışla ben başbakan olmak istiyorum dedi. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki başbakanlık Allah'ın emri mi, sana hemen bir armağan mı? Hayır, şöyle oyunun yükselişine güvenerek gerekçesi de var. Belki ileride Cumhuriyet Halk Partisi'nde önüne geçebilirim. Merkez sağ, merkez sol. Daha ileriye dönük bir hedef. Evet, yani bu bir düşüncedir. Hı hı. Ama en büyük esas düşüncesi sahayı boşalttı. Hı hı. Hem destek. Peki sizce nasıl bir aday olmalı? Şimdi tarif yaptınız da. Şöyle bir şey söyleyeyim ben. Ya bu geçici ara dönem mi? Geçici dönem şimdi, mi? Şimdi Kemal Bey'in üzerinde çok ciddi anlamda spekülasyon yapıyorlar. Valla ben akşamları sinirim bozuluyor, kapatıyorum. Ya kardeşim ben bu insanla daha önceden de bürokratken ben milletvekiliydim. Tanışıklığımız var. Ve kendisine iki kez beni daveti üzerine gittim. Kongre öncesi görüştüm genel kurulları, sonra da kongrede. Ve ben her iki görüşmede ben Türkiye'de namuslu, dürüst, ciddi bir insan olarak kendisini tanıdım. Daha yakından tanıdım. Ve şunu söylemeklere göre Meral Hanım başbakanlığı düşünüyorsa o zaman Kemal Bey cumhurbaşkanı niye düşünmesin? Fakat şimdi öyle bir sistem var ki hem Millet İttifakı'nın görüşü demokratik parlamenter sisteme döneceğiz. Evet. Önce dönelim. Meral Hanım başbakan olsun, Kemal Bey de cumhurbaşkanı olsun. Evet. Peki diyeceksiniz Sayın Dedelik, arada kim bunu temin edecek? Evet. Arada bir geçiş dönemi var. Öyle pat dediği zaman mecliste geldiniz. Ben demokratik parlamenter sistemi yeniden oturacağız. Günün şartlarına, ülke durumuna göre güçlendirilmiş bir parlamenter sistem. Ve yetkilerini şimdiki gibi değil, alarak denetimi yapabilen bir cumhurbaşkanı. Evet. Aldım, attım, sattım değil. Mecliste kurulmuş hükümetin de denetimini sıkı yapabilecek bir liyakatta cumhurbaşkanı. Ve bunların arasında şimdi peki kimdir? Model kim? Şimdi cumhurbaşkanına niyetlenenler var. Mesela İlan abi var. İlan Kesici. Evet. İlan Kesici var. İlan Kesici gerçekten ekonomide çok iyi bilgi sahibi olan. Ahat Andican var. Mesela Ahat'ın hiç sesi çıkmıyor. Evet. Ama Ahat Andican da çok kültürlü, çok yetişmiş bir insan. O da şu an İYİ Parti'de. Ama İYİ Parti Meral Hanım'la beraber defteri kapattı. Ben başbakanlığa oynuyorum. Merkez Sağ Partisi olacağım dedi. Valla ben sakın bir şey demeyeyim. Hani yanlış anlaşılmasın Eskişehirli olduğum için. Evet. Eskişehirli insana bir şeyler mal olsun dediğim için. Ben Yılmaz Büyükerşen Hoca'nın ara dönemde büyük bir fedakarlıkla parlamenter sisteme geçilmesi noktasında burada öncelikle bu görevi üstlenmesini ve parlamenter sisteme geçtikten sonra şerefle ayrılmasını kendi şahsım adıma uygun görüyorum. Evet. Ha şimdi diyeceksiniz ki hoca böyle bile kabul eder mi? Ya şimdi şöyle söylemek yarar var. Hoca belli bir yaşa gelmiş. Evet. Belli bir yaşa gelmiş. Yani yaşı öyle o anlamda söylemem. Aklı çalışan şeyden. Ama şunu diyebilmeli. Anlaşıldı. Ve bunun kabulü çok şeydir. Çünkü hoca siyaset yapmayacak. Halkın şu anda arzu ettiği demokratik parlamenter sisteme geçişte önder olmak istiyorum. Evet. Bu vesileyle bu makama talip oluyorum. Tabii ki görüşlerini aldıktan sonra Kemal Bey, evet, Meral Hanım'ın görüşünü aldıktan sonra. Ve inanılması yani karşıdan da buradan da ciddi bir şekilde oy alarak seçilir. Ha ne olur hemen anayasa çalışmalarına başlanır. Evet. Ve anayasaya göre kanunlar hazırlanır. Zaten, zaten parlamenteye geçtikten sonra üç yıl alır o zaman mı? Kemal Bey mi başbakan olur, Meral Hanım mı cumhurbaşkanı olur yoksa o mu cumhurbaşkanı olur? Zaten bu bir sene sonunda şekillenecek bir husustur. Ve böylece ben yani bu işi hoca olmasa bile bu işi üstlenen kişi tarih yazar. Evet. Demokrasi tarihine imza atar, tarihin sayfalarında bu işte böylece yerini alır diye düşünüyorum. Evet. Peki şunu sorayım, sizce bir erken seçim
Olur mu? Konuşuluyor. Gerçi iktidar kapat bu defteri ama muhalefet şimdi, de ısrar ediyor. Şöyle söyleyeyim. Sayın Tayyip Erdoğan birazcık durumu toparlasa, evet. 2023'e kadar gider. Ama çok zor bir kış geçireceğiz. Yani açıkça söylemek gerekiyorsa, inanın yanımdaki çocuklar işine son vermiyorum asla. Nereye kadar geldilerse yanımda 5 sene çalışan var, yeni giren var. Emin olun kendi maaşımla paylaşarak büromu ayakta tutuyorum. Evet. Son derece şey bir dönem yaşıyoruz. Ben projeciyim, mimarım. Ya inanır mısınız? Ayda 10-12 tane proje açılırdı. Şimdi bir tane açılıyor. Hani odun pazarlığının rafı var. 9 kurda bir furda diye. Evet. Yani millet hücum ediyor. Kimin ne kırdığı belli değil. Çok büyük bir yüksek tahsillerin iş bulamayanı bırakın. Şu anda yılların mimarları ofislerini kapatıyor kendi meslek grubumda. Evet. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın bu şu anda ekonomik açıdan bir de pandemi üst üste koyarsanız çok açık söyleyeyim şansının kırıldığını. Çünkü Demirel'in bir sözü vardır. Yine rahmetli anıyorum. Tencere boşaldı mı hükümet düşer. Evet. Dolayısıyla tencereler boşalıyor. Benim hanım şikayetçi. Günlük diyor harcamam. Aysa A artı 3 oldu 4 oldu diyor. Yani bu ekonomik süreçteki sıkıntı seçmede işte, yansıyacak değil mi? Yani size bir şey söyleyebilir miyim? Ben ihalelere gidiyorum. Bundan bir ay önce Keşan'a gittim geldim. Orada bir ihale var. Nedir ne Keşan? 600 kilometre yakın, 584 kilometre veya 90 kilometre diyelim. Vallahi gidişim, gelişime baktım, 300-350 liralık arabam benim gazlı yani, evet. Ben de çok zengin falan değilim. Tasarım. Mercedes ama eski evet. Model, güzel temiz araba gazlı. 350 liralık gaz yaktım. Şimdi hesaplıyorum 600 lira. Evet. Müsaade edin yani benim canıma tak diyor. Ve ben burada yani gittim, geldim, tuttum ciddi anlamda bir masraf. Bana değen bir şeyi düşünün ki asgari ücreti çalışan, çocuk okutan çocuk insanlara bakın. Şimdi asgari ücret işte şu olacak bu olacak. Ya iş adamların durumu da kötü. Hadi 4000 lira yaptınız. 4000 lirayı vermiyor iş adamları. Bir dolu Suriyeli var. 3100 bir dolu Afgan var. Zaten. Ha ne oldu? Açıkta kalan, işsiz kalan, 4000 liranın nimetini göremeyen benim insanım var. Şimdi 3100-3500 ise Tayyip Bey yer alacak. Üstüne çıksa yani neticede iş adamları karşı adamlar fabrika kapatanlar var. Yani bu sıkıntılar içerisinde ben kendisinin de geliyorum konunun üzerine çıkabileceği kanaatinde değilim. Arayış içerisindedir ondan sonra ama en zor tarafı bu cümlemi tamamlarken de yani şu Katar'la Birleşik Arap Emirlikleri'ni hiç kabul edemiyorum. Benim dedelerimi kimyasal kazanlarda yakan bu adamlar şu anda olimpiyatlarda Katar'ın korumasını yapmak üzere 3500 tane özel harekat timi gidiyor. Ya korusun kendini. Sen gidip de parayı bastırıp dünya şampiyonası için maçları alıyorsun. Bana mı sordun? Ama öyle kadim dostumuz ki ne hikmetse benim insanımın yani sata en sonunda askeri hizmette satıyoruz. Onu da burada söylüyorum. Şimdi Sayın Bakanım bir 5-6 dakikamız falan kaldı. O yüzden bir yeni kurulan partiler hakkında fikirlerinizi almak istiyorum. Bir de Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı dışında yeni ittifak kurulabilir mi, kurulamaz mı? Onu konuşalım. Yeni kurulan partiler sizce ülke siyasetinde bir etki yaratabiliyor mu, yaratır mı? Gelecek Partisi var, DEVA var, Memleket Partisi var. Memleket Partisi. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Memleket Partisi, ben Muharrem Bey'e çok takdir ettiğim, hatta oy verdiğim bir insandır. Muharrem Bey hırslı bir arkadaşımız. Cumhurbaşkanlığı seçimi yerine İstanbul Belediye Başkanlığı'nı düşünseydi o ahvalde İmamoğlu gibi o da seçilirdi. Hatta biraz daha siyasidir. Ondan sonra. Ama şunu daha söyleyeyim. Kendisi bence erken hareket etti. Gönül yaptı. Gönül koydu. Kendisi parti kurdu. Ben şimdi sayısını söylemeyeyim ama yeni kurulan partilerin arasında en yüksek şansı yine AKP'den oy alan %5'lerde. Onu söyleyeyim geri kalan siz takdir edin. %5'ler civarında. Bilemediniz 6-7 olsun. DEVA Partisi var. Ben ama o kadar alacağını düşünmüyorum. Biraz yüksek söylemediniz mi? 5 diyelim. Evet. Geri kalanları kaç? Rıfat Sadoroğlu kurdu. Evet. Ondan sonra dediğim gibi Muharrem Bey var. Ümit Bey var.
Ondan sonra Davutoğlu var. Şimdi Davutoğlu bir hata yaptı. Evet. Davutoğlu aslında yolsuzluğa falan karışmayan bir siyasi. Başbakan oldu. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'ne ittifak teklif etti o ilk seçimde, ertelenen evet. seçimde. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi ile eğer ittifak yapılsaydı Tayyip Bey'e dokunan yine olmayacaktı. Ama Tayyip Bey'in sözünü dinleyerek ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin koalisyon ortağı olarak kabul etmedi, ayrıldı, orada bitti. Şimdi diyor ki benim bildiklerimi bilseniz anlat. Anlat kardeşim. O zaman yani biz her bildiğimizi bak anlatıyoruz. İşte gittik Demirel'e kardeşim büyük şehir yapın dedi genç teyzecik. Evet. Ama bir şey vardır. Kendisi iyi bir şey, daha kalıcı siyaset yapabiliyor. Ya ben üzülüyorum da geçen gün Eskişehir Teşkilatı geldi bana. Ziyarete geldiler. Benim ANAP'tan da tanıdığım bir kardeşimiz. İl başkanı toplamış şeyleri, gençlik kolu başkanı falan. Yani destek ya çocuklar dedim. Ben yani şu anda Millet İttifakı'nın destekçisiyim. Davutoğlu'yla da Kemal Bey'in görüşmelerinin çok iyi olduğunu biliyorum. Ona da bunları dediğin gibi olmasaydı daha iyi olur. Ama dedim hani siyasette umutlar tükenmez. Çalışmaya devam edin dedim. Şimdi Eskişehir'de benim hoşuma giden şey ne biliyor musunuz? Yani bana Gelecek Partili geliyor. Deva Partisi İsmail tanıdım kardeşim. Evet. O telefonu abi bir konferans vermeye gelir misin? Oğlum siyasette beni adlandırmayın falan diyoruz. Burada daha huzurlu laflar ediyoruz. Evet. Şansları ancak ve ancak dediğim gibi. Ben bir şeyden şey diyorum. Ya acaba Tayyip Erdoğan affa sokar da giderse yanına Cumhurbaşkanı adayı belki olabilir. Evet. Peki şunu soracağım. Deva Partisi için. Evet. Babacan. Şunu soruyorum hemen. Bir de tabii şimdi iki kamp var. Cumhur İttifakı var, Millet İttifakı var. Tabii bir de HDP var. Ve buradan da bir üçüncü bir ittifak çıkabileceği konuşuluyor. Şimdi yani Türkiye'de olur mu sizce? Üçlü bir ittifak olabilir Meral mi? Meral Hanım o sıkıntılarını aştı. Evet. Şimdi diyelim ki Millet İttifakı'na bakıyoruz. Evet. Ben biraz daha objektif bir düşünmeye çalışıyorum. Sıkıntıları vardı. MHP evet. çok sıkıştırıyordu. Bünyesinde evet. gerçekten MHP ağırlıklı bir parti kurdu. Sonradan bir takım sıkıntılar şimdi MHP'lerin de var şeyde ama neticede bu sefer merkez olarak yükselmeye başladı. Meral Hanım bu işi kabul etti ki ittifaka devam ediyor. Etmemesi halinde Tayyip Bey'le yaptığı zaman partisinin yarısını bu tarafa taşır. Evet. Çünkü içinde DSP'liler var. İçinde Kemal Bey'e karşı olan CHP'liler var. Ben evet. bunları çok açık konuşuyorum. Dolayısıyla o şu anda siyasette evet. merkezi seçti. Geleceğe yatırımını yaptı, duruyor. Evet. Ha diyelim ki o da dedi ki çok kızdı. Evet. Fakat bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi'nin Temel Bey'in hı-hı. katılımıyla, Temel Bey katılabilir, o objektiftir. HDP, CHP dedi. Ona da Kemal Bey bu saatten sonra izin vermez. Benim söylediğim şu, yani bu üçüncü bir ittifak çıkar mı? HDP ya da işte SDP ile beraber birkaç ufak sol yani partinin olacağı. Yani ittifak olsa bile şunu söyleyeyim, Cumhurbaşkanı seçtirecek kadar ittifak değildir. Evet. Yani hareketlenme getirir mi peki siyasete? Mesela hareketlenme... Bir ihtiyaç var artık deniliyor çünkü bir üçüncü ittifak... Grubuna. İşte üçüncü ittifakı güç kazanmaz. Yani hı. üçüncü diyelim ki ittifaklar bölünseyi anlattım size. Evet. Ama bunun ötesinde yani diğer partileri oylarında bile diğer yazıyor. Evet. Şimdi bunların her biri bir potansiyel değil. Hı hı. O zaman yani belki çok oy alır almaz ama bu sıkışıklıkta yani yeni parti kuranlar da yani çok bir karmaşık bir havada kimse onlara bakmıyor. Gözü Tayyip Erdoğan'ın taraftarları tekrar toparlasak da devam etse düşüncesinde. Evet. Adı %25 olabilir. Peki şu olabilir mi? Son vaktimiz var mı? Son 2 dakikamız kaldı. Şunu sormak istiyorum size. Şimdi tabii AK Parti ile MHP'nin hazırladığı bir seçim yasası değişikliği var. Getirecekler belki Mart'ta meclise. Burada tekrar yani bunlar kendi kendine bir parlamenter sisteme dönüş yapabilirler mi? Çünkü oy oranları burada. Eğer AK Parti de %30-35'te çok rahat tekrar iktidar olabiliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Onlar gecikler. Toydan sonra nara derler. Bak bizim Tatarların sözü. Evet. Düğünden sonra nara atılmaz. Evet. Şimdi size söyleyeyim. Bu fikir ortaya atıldığında evet. Tayyip Erdoğan deseydi ki hadi yürüyün. Kabul. Hadi parlamenter sisteme. Evet. Vallahi puan alırdı. Ekonomi başı. Şu anda umut verirdi. Parlamenter sistemde işiniz şeydi. Tamam.
ben çok iyi düşündüm, çok da büyük işler yaptım. Ancak neticede dış güçler de o zaman, iç güçler, dış güçler beni bu hale getirdiler. İşte ben şimdi buyurun milletin isteği buysa buyurun, ben yapalım deniyorum dese artık gecikti ekonomide. Evet. Tadı kaçtı. Geçsen de evet, o işin kaybedildi. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Bir son sözünüz varsa onları da alalım. Şeyim yok şu anda. İmkan olsa Eskişehir Spor Bağı bir daha başka sefere ondan evet. sonra. Şu anda dediğim ha bir şey daha söyleyeyim. Eskişehir'imizin ana damarlarından kabul ettiğim bizim Alevi vatandaşlarımızın da evet. derneği Hacı Bektaş Veli'nde seçimleri var. Evet. Ali Ulu kardeşim şehir plancısı evet. beraber evet. çalışıyoruz. Öbür tarafta benim evet. Evladım Aybike'nin beraber üniversitede aynı evi paylaştı. Elçin evet. kardeşim kızımız var. Her ikisine de başarılar diliyorum ben. Evet. Onu da burada sıkıştırayım araya. Sağ olun Sayın Bakanım. Yazı İşleri programında konuğumuz Sayın İbrahim Yaşar Dedelek oldu. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.